Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'yle karşınızdayız. Sayın seyirciler, İl Özel İdaresi'nin KPSS'siz alacağı 48 personel için başvurular 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamış, 22 Temmuz itibariyle de sona ermişti. Başvuru yoğunluğu son güne kadar devam etti. Peki İl Özel İdaresi'nin 48 kişilik personel alımına kaç kişi başvuruda bulundu? İl Özel İdaresi, coğrafyacı, şehir plancısı, çevre mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine teknikeri, elektrik teknisyeni, basın yayın ve halkla ilişkiler, büro görevlisi, bahçıvan, kamyon çekici sürücüsü, dozer, ekskavatör, greyder, silindir, yükleyici ve kazıcı operatörü alanlarında çalıştırılmak üzere 48 personel alacaktı. İşkur üzerinden KPSS şartı olmadan alınacak olan personel için başvurular 12 Temmuz tarihinde başladı ve 22 Temmuz tarihinde sona erdi. Başvurular devam ederken konu Elazığ'ın gündemine düşmüş ve personel alımına torpil karışacağı iddiaları üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve MHP İl Başkanı Semih Işıkver açıklamalar yapmışlardı. Peş peşe gelen açıklamalara dahil olan AK Parti Elazığ Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklama ile personel alımının noter huzurunda kura ile gerçekleşeceğini duyurmuştu. Açıklamaların ardından ise İl Özel İdaresi'nde görevli İnsan Kaynakları Müdürü ve Plan Proje Müdürü'ne soruşturma açılarak geçici olarak görevlerinden alınmış, daha sonra da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu görevden alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından en çok merak edilen ise İl Özel İdaresi'nin alacağı KPSS'siz 48 personel için kaç başvuru yapıldığıydı. Edinilen bilgiye göre Elazığ İl Özel İdaresi'nin İşkur üzerinden KPSS şartı olmadan alacağı 48 personel alımı için toplam 3500 kişi başvuruda bulundu. Hangi alana kaç kişinin başvuru yaptığı ise başvuru evraklarının incelemesi devam ettiği için henüz bilinmiyor. Cuma günü tamamlanması beklenen başvuru evraklarının incelenmesinin ardından İl Özel İdaresi'nin hafta içerisinde kura çekiminin hangi şartlarda hangi gün gerçekleştirileceği ile ilgili açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için memur sendikaları 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan tekliflerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu. Memur Sendik Temsilcisi İbrahim Başçı artık rahat bir nefes almak istiyoruz diye konuştu. 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için memur sendikaları 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan tekliflerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu. Memur Sen 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığına seyyanen 200 TL, ilk yıl %8 artı 7, ikinci yıl %6 artı 6 zam ve birinci yıl %3, ikinci yıl %2 refah payı talep etti. 1 Ağustos'ta başlayacak ve yaklaşık 3 milyonu çalışanı, 2 milyonu kamu emeklisi, toplam 5 milyon kamu görevlisini ilgilendiren 5. dönem toplu sözleşme öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ile tekliflerini kamuoyuna açıklayan Memur Sen, bu yılda yetkili konfederasyon olarak masaya oturacak. Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, taleplerinin gerçekleşmesi için gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi. Kamu işveren heyetine tekliflerimizi bir dosya halinde sunduk. Bu taleplerimizin, yani memur sen olarak kamu çalışanları adına istediğimiz tekliflerimizi, taleplerimizi kısaca özetleyecek olursak, 2020 yılı için malumunuz, biliyorsunuz, biz toplu sözleşmeyi bir sonraki yıl ve ertesi yıl için, yani 2019 Ağustos yıl ayında ki toplu sözleşmede 2020 ve 2021 yıllarının memur zam artışları ve sorunları ile ilgili taleplerimizle ilgili sözleşme yapılıyor. Dolayısıyla 2020 yılında birinci 6 ay için %8, ikinci 6 ay için %7, 200 TL taban aylığa zam seyyanen yapılması artı enflasyon farkından ziyade %3 de refah payı olarak talep ediyoruz. 2021 yılı içinde birinci 6 ay için %6, ikinci 6 ay için de %6 olmak üzere yine %2 de refah payı verilmesini istiyoruz memur sen olarak. Evet. İnşallah masada tabii
bütün hizmet kollarımızın ayrı ayrı sorunları var, talepleri var, teklifleri var. Bunları masaya götürerek kamu işveren heyetinden talep edeceğiz bunları. Memur Senliği Temsilcisi İbrahim Başı, kamu çalışanlarının artık rahat bir nefes almasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Gerçekten ayağı yere basan, olması gereken artık 2023'e giden Türkiye'nin gelişen büyüyen ekonomisiyle bunun bizim maaşlarımıza yansımasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının artık bir rahat bir nefes almasını istiyoruz. Ve burada kamu çalışanları adına siyasi erkin cömert davranmasını ve kamu çalışanlarının özgürlük alanlarının genişletilmesi noktasında da biraz cesur davranmasını istiyoruz. Bu defa artık beklentimiz bu şekilde, inşallah bu ayın sonunda kamu çalışanları da, Ağustos ayında bayram var, çifte bayram yaparak bu süreci tamamlarız inşallah. TÜİK'in yaptığı uluslararası göç istatistikine göre Elazığ'da 2018 yılında 1428 kişi göç etti. Türkiye İstatistik Kurumu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği bilgiler ışığında uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23.8 artarak 577.457 kişi oldu. Bu nüfusun %52.7'sini erkek, %47.3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun %10.677'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 466.890'ı yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. İllerin göç durumlarının da yer verildiği araştırmada 595.638 nüfusa sahip olan Elazığ, 2018 yılında 1482 göç alırken 1339'da göç vermiş. Elazığ'ın aldığı göç, verdiği göçten daha fazla. Çevre illere baktığımız zaman en fazla göç alan ve veren il Malatya. Malatya'yı Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl takip ediyor. 2017 verilerine bakıldığında ise Elazığ'da göç oranı daha fazla. Kent 2007 yılında 1552 göç alırken 966 göç vermiş. Elazığ'da giden ve gelenlerin arasındaki fark 566. 2018 yılında Elazığ'a göç eden 1482 kişiden 731'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 751'i ise yabancı uyruklu. Elazığ'dan göç edenlerden 1339'undan 867'si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 472'si de yabancı uyruklu. 2017 yılı verilerine bakıldığında ise Elazığ'ın 581.170 nüfusunun 2.501'ini yabancı uyruklular oluşturuyor. Elazığ'a göç eden 1532 kişiden 653'ü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 879'u da yabancı uyruklu. Elazığ'dan göç eden 966 kişiden 829'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 137'si ise yabancı uyruklu. Yani her iki yıla bakıldığında Elazığ'a gelen yabancı uyrukluların sayısı daha fazla. Elazığ'dan göç edenlere bakıldığında ise çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. 2018 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı ise 501 ile 1000 arasında. Yurt dışından gelenlerin göç istatistiğine baktığımızda ise 1001 ile 3000 arasında. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifler Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu'nda baş müfettiş olarak görev yapan hemşehrimiz Yusuf Karabatak, Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'ne bölge müdürü olarak atandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu baş müfettiş hemşehrimiz Yusuf Karabatak yeni görev. Karabatak ilk orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Adalet Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 2006 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Keban Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü'nde memur olarak başladı. Bir dönem Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürlüğü'nde SGK Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan Karabatak, 2010 yılı Mart ayında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.
2010-2016 yılları arasında Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arası Disiplin ve Özlük İşleri Müdürü olarak görev yapan Karabatak, 2018-2019 yılları arası Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda baş müfettiş olarak görev yapan Karabatak, Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'ne bölge müdürü olarak atandı. Salı günü hayatını kaybeden 21. dönem Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Gül'ün annesi Adalet Gül, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. 21. dönem Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Gül'ün annesi Adalet Gül vefat etti. Salı günü 95 yaşında hayatını kaybeden Gül için öğlen namazına müteakip Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cenaze namazına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, Eski Milletvekilleri Tahir Öztürk, Faruk Septoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Araştırma Merkezi Müdürü Nihat Büyükbaş, Ankara Elazığlılar Derneği Başkanı Profesör Doktor Haşim Çakırbay, Eski bürokratlardan Nevzat Pakdil, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş adamları ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Gül ailesi taziyeleri Ankara 40 Konaklar Birlik Mahallesi 319 Sokak Petek Sitesi C Blok Daire 20'de kabul edecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eski milletvekili Gül cenaze töreninde kendilerini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür etti. Sağ olsun bütün hemşehrilerimizin, eş ve dostlarımızın, akrabalarımızın gerek telefonla gerekse bizatihi gelerek cenaze merasimine katılmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Allah herkese böyle güzel ölümler nasip etsin. İki gün yattı, üçüncü gün mekanına tevdi edeceğiz Allah kısmet ederse. Rahmetler diliyorum bütün dostlarımın, hemşerilerimin, arkadaşlarımın tümüne. Geçmişlerine rahmet olsun. Bizimkine de beraber diyorum ve saygılar sunuyorum. Medya grubumuz olarak merhume Gül'e Allah'tan rahmet, eski milletvekili Gül ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bağlantı yollarında asfalt serim çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarına başladı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla tüm mahallelerimizden hastaneye direkt otobüs seferlerinin başlamasıyla birlikte kullanılacak güzergahlardaki yollarda çalışmalara hız verildi. Hastaneye bağlantıyı sağlayan Doğukent ve Ulukent mahallelerinden geçen yollarda asfalt serim çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, İlk olarak 12 metre genişliğinde 400 metre uzunluğundaki alanda asfalt serimi gerçekleştirildi denildi. Ayrıca açıklamada çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak yolun trafiğe tamamen açılacağı, toplu taşıma araçlarının ve şahsi araçların yoğun olarak kullanacağı güzergahta çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte
hastaneye ulaşımın daha güvenli ve hızlı olacağı ifadelerine yer verildi. Elazığ'da polis ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da DAEŞ operasyonu kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DAEŞ üyesi olan Suriye uyruklu iki şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezi ile Sivrice ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri alınan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. STK platformu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İşbirliği'nde mülteci, göç ve uyum çalışmaları konusunda bir çalıştay düzenlendi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi ile Elazığ STK platformu işbirliğinde mülteci, göç ve uyum çalışmaları konusunda çalıştay düzenlendi. Elazığ'da yaşayan mültecilerle ilgili sorunların görüşülüp istişarelerde bulunmak üzere düzenlenen çalıştaya Elazığ'da STK temsilcileri de katıldı. STK dönem sözcüsü Profesör Doktor Kenan Peker, STK'lar olarak Elazığ'da yaşayan mültecilerin yaşadıkları sorunların dile getirileceğini belirterek durum tespitinin yapılacağını kaydetti. Görebildiğimiz kadarıyla STK'lar olarak özellikle ilimizde yaşayan mülteci arkadaşlarımızın yaşamış oldukları sorunları dile getireceğiz. Bir mevcut durum tespiti yapacağız. Sonrasında da klasik anlamda güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditler dediğimiz SWOT çalışması belki resmi olmayacak ama bu kapsamda önerilerimiz nedir? Bu değerli arkadaşlarla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte neler yapabiliriz? Bugün kısaca bunu karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde en önemlisi de empati kurarak birlikte tartışacağız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi Müdürü Akif Atlı, Elazığ'da yaklaşık 20 bin civarında mülteci olduğunun tahmin edildiğini belirterek, yaşanan sorunların çözümü noktasında STK'larla görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Türkiye'deki 4 milyon mültecinin yaklaşık 1 milyonu bizim bölgemizde yaşar. Elazığ'da 20 bin civarında mülteci olduğunu tahmin ediyoruz. İl Göç Müdürlüğü'nde sayılar daha nettir. Kayıt güncellemesi devam ediyor olmasından dolayı bir kesin sayı ben söyleyemedim. Tabii yani başka illerle mukayese edildiğinde sayı küçük görünebilir. Mültecilere ilişkin olarak çok sayıda şehir efsanesi dinliyoruz. Herkes tanımadığına, duymadığı, bilmediğine ilişkin hikayeleri duymaya, dinlemeye ya da bunlara inanmaya daha temayüllü oluyor. Bu mültecilerin ellerini kollarını sallayarak gezdikleri, istedikleri üniversiteye kaydoldukları, hiçbirisine harç ödemedikleri, dükkan açmak konusunda serbest oldukları, ruhsat alma zorunluluğu olmadığı, vergi vermek zorunda olmadıkları, daha öyle tahmin edemeyeceğiniz ölçüsüzlükte hikayeler dinliyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'de yasa herkese uygulanır. Belirli bir müddet, belirli toplum gruplarına daha toleranslı davranmış olabilir hükümet. Fakat bu, ilahi nihayet sürecek bir mesele değildir. Öyle ki, normalde mülteciler bir ilde ikamete mecbur edilirler. Yani o ilde olduğunu göstermek üzere idareye imzaya giderler. Bazı yerlerde haftada bir, bazı yerlerde ayda bir. Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bu bir müddet yoktu bile. Şimdi bunların hepsi düzenlenmiş. Herkes Türkiye'de yasaya uygun şekilde yaşamaya icbar edilmiş durumdadır. Vefatının birinci yıl dönümünde Elazığ'ın büyük ağabeyi merhum Bünyamin Eroğlu anısına Elazığ Folklor ve Turizm Derneği bir dizi program düzenleyecek. 26 Temmuz 2018 tarihinde hayatını kaybeden Elazığ'ın büyük ağabeyi usta sanatçı Bünyamin Eroğlu anısına Elazığ Folklor ve Turizm Derneği tarafından anma programı düzenlenecek. Eftut Başkanı Ziyaettin Akgüneş düzenlenecek programla ilgili bilgi verdi.
27 Temmuz Bünyamin Ergun'un vefatının birinci yıl dönümü. Bu vesileyle Elazığ Folklor Turizm Derneği olarak, yani kısa adı EFTUT olan derneğimiz tarafından Bünyamin Ergun'un vefatının birinci yılında anmak münasebetiyle bir dizi programlar hazırladık. Bunun 27 Temmuz 2019 saat 13'te Hankendi Aile Mezarlığı'nda, mezarı başında bir Kur'an tilaveti ve anma olacak. Oradan dönüşte 14.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde Fikret Memişoğlu'ndan Bünyamin Eroğlu'na Harput Musikisi ve Halk Oyunları paneli düzenlenecek. Bu panelimiz iki bölümde olacak. Birincisinde halk oyunlarının dünü ve bugünü konuşulacak. İkincisinde de Harput Musikisi'nin dünü bugünü konuşulacak. Panelistlerimiz hazır gelmişler. Elazığ'ın ve Türkiye'nin belli yerlerinde söz sahibi insanlar. Halkımızı aydınlatacaklar. Akşamı saat 20.30'da, yani akşam namazıyla yatsı namazı arasında bir Kur'an tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutulacak. 28 Temmuz 2019 tarihinde de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde Bünyamin Eroğlu'nu anma ve kürsübaşı programı düzenleyeceğiz. Akgüneş, Elazığ'ın büyük abisi merhum Bünyamin Eroğlu için düzenlenecek programa tüm Elazığlıları ve Bünyamin Eroğlu sevenlerini davet etti. Bütün Elazığ halkını ve Bünyamin Eroğlu sevenleri bu programlarımızı bekliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatındaki ilk basamaktır. Okul öncesi eğitim, bu süreçte en zor görev ebeveynlerin. İyi okul, başarılı öğretmen gibi siz de çocuğumuz iyi bir okul öncesi eğitim alarak hayata başlasın diyenlerdenseniz işte dikkat etmeniz gerekenler. Okul öncesi eğitim, çocuklara ilk öğretime başlamadan önce okulun kendisinden beklentilerine yönelik deneyimleri kazanmasını sağlar. Yani okul öncesi eğitim alarak ilk öğretime başlayan çocuk, öncelikle sosyal bir ortama gireceği için sahip olması gereken kurallara uyma, kendini tanıma ve tanıtma, duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade etme, karşıdakini dinleme ve anlama, arkadaşlık kurma gibi sosyal becerileri kazanmış olur. İyi geceler diyerek Talin odasından ayrıldı. İlk adımlar anaokulunda bunlardan sadece biri. Etkinlikler yapıyoruz, Kur'an dersi yapıyoruz, yüzmeye gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz, at binmeye gidiyoruz, tenise gidiyoruz, su savaşları yapıyoruz. Yani güzel. Etkinlik yapıyoruz. Resim çiziyoruz. Okula yaklaşık 6 ay önce başladık. En başta bazı tereddütlerim vardı. Tabii ki ilk defa başlayacak kreşe. Çok heyecanlıydım ama burayı evim gibi hissediyorum. Gerçekten çalışan öğretmenler, çalışanlarımız burada çok rahatım. Yani pek böyle gözüm arkada kalmıyor. Çok mutluyum. İnşallah daha güzel yıllarımız olur kızımla beraber. Biz yani kendi evimiz haricinde burayı ikinci bir evimiz olarak görüyoruz. Gönül rahatlığıyla bırakıyoruz buradaki öğretmenlerimize, ablalarımıza çok rahat bir şekilde bırakıp işte daha sonradan işlerimize bakıyoruz. Çocuk gelişim uzmanı ve ilk adımlar anaokulu işletme sahibi Asiye Arıkan önce okul öncesi eğitimin önemine değindi. Çünkü beyin gelişiminin %70'i, %90'lık ilk %70'i 0-3 yaşta, geri kalan %20'lik dilimi de 0-6 yaşta tamamlanıyor. Yani beyin gelişiminin %90'ı 6 yaşında tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla ebeveynin bu konuda çok bilinçli olması ve bu konuda çok ciddi anlamda çalışmalar yapması gerekiyor. Burada hem aileye hem biz okul öncesi eğitimcilere, öğretmenlere, uzmanlara çok ciddi anlamda işler düşüyor. Neden? Çünkü geleceğimizi şekil verecek olan nesli yetiştiriyoruz. Okul öncesi eğitimde özellikle 0-3 yaştan bahsettiğim gibi 0-1 yaş arasında
İlk akademik çalışma dediğimiz bebeklik çalışmaları var. Kurumumuzda biz şu an bunları yapmaktayız. Aile danışmanlıkları, aile rehberlikleri yapıyoruz. 0-3 yaşta özellikle çocuğun bireysel gelişimini, dil gelişimini, sosyal gelişimini destekleyici birçok çalışma yapmaktayız. Ardından velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Biz öğrencilerimize şöyle bir çalışma yapıyoruz. Okula hazır bulunuşluk testi dediğimiz metropolitan testi yapıyoruz. Bu metropolitan testinde 18 öğrencimizden 16'sının hazır bulunuşluğu %90'ın üzerinde çıktı. Ve bu ciddi bir başarıdır. Elazığ'da biz bunu yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz ve öğrencilerimizin tamamında çok güzel yaptığımız çalışmaların dönütlerini alıyoruz. Ebeveynlere şunu söylemek isterim. Her şeyden önce çocuğunuzu teslim ettiğiniz yer, öncelikle bu işin eğitimini almış olsun. Yıllar içerisinde yapmış olduğu çalışmaları bir araştırsınlar. Çocuklar üzerinde hangi çalışmalar, ne gibi projeler yapmışlar, hangi çalışmalara imzalar atmışlar. Bunların bir araştırmasını yapsınlar. Öğretmenlerin akademik lisansları var mı, yok mu, bunları araştırsınlar. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişmelerini aktardık. Az sonra spor bülteni ile tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Bir Evim Elazığ Spor'un iç saha maçlarını oynamayı planladığı Bingöl Stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonu denetmenleri tarafından geçer not alamadı. İkinci inceleme sonunda da olumsuz rapor verilmesi halinde Bir Evim Elazığ Spor maçlarını Gençlik Merkezi sahasında oynayacak. İç saha maçlarını oynamak için Bingöl Şehir Stadyumu'nu tercih eden Bir Evim Elazığ Spor'u üzecek haber TFF tarafından geldi. Edindiğimiz bilgilere göre TFF çim saha denetmenleri tarafından kontrolleri yapılan Bingöl Şehir Stadyumu çimleri yetkilileri tarafından ikinci lig maçlarını oynamaya müsait değil denilerek olumsuz görüş bildirildi. Zeminin ve etrafındaki güvenlik duvarlarının iyileştirilmesi için belirli bir süre daha verilen Bingöl Stadyumu'nda herhangi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde Bir Evim Elazığ Spor başka alternatiflere yönelecek. Bu alternatifler içerisinde en kuvvetli ihtimal Elazığ Gençlik Merkezi sahası. Ancak buranın da sentetik zemininin iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda Keçiören Gücü takımının sentetik sahanın geçer not almasıyla Ankara takımının yaptığı sentetik saha örnek alınacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiören Gücü geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını sentetik sahada yaptı. Odun talaşından yapılan özel bir maddeyi sahasında uygulayan Ankara ekibi TFF tarafından geçer not almıştı. Aynı sistemin Elazığ'da da uygulanarak iç saha maçlarına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bir Evim Elazığ Spor'un 2019-2020 futbol sezonunda kullanacağı spor malzemelerinin bedeli elimiz valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın katkısıyla karşılanacak. Bir Evim Elazığ Spor'da 2019-2020 futbol sezonunda kullanılacak olan spor malzemelerinin tamamının bedeli ilimiz valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın katkılarıyla karşılanacak. Bir Evim Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yeni sezon için A takım ve altyapı takımlarımızın ihtiyacı olan spor malzemelerin tamamı valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın katkılarıyla karşılanacaktır. Bilindiği üzere futbol takımlarının zorunlu ihtiyacı olan bu malzemeler için kulüpler ciddi miktarda ödemeler yapmaktadır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da valimiz kulübümüze destek olmuştur. Kendilerinin Elazığ sporumuza duyduğu ilgi ve alaka taraftarımızı ve camiamızı kuşkusuz mutlu etmektedir ifadelerine yer verilerek Vali Çetin Oktay Kaldırım'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi. Medya grubumuz olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkan Gür yeni sezona sıkıntılı başladıklarını belirtti. En önemli sorunun da saha olduğunu ifade etti. Medya grubumuz olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Spor Koordinatörü ve aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç'la birlikte Elazığ Sonhaber.com haber sitesi müdürü Furkan Dilaver'in birlikte ziyaret ettiği
ASKF Başkanı Mustafa Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek medya grubumuza teşekkür etti. Öncelikle bu nazik ziyaretinizden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten ilimizde spora önem veren yayıncı kuruluşlardan birisiniz. Bu hakikaten anlamlı ziyaretten dolayı da şahsınızda tüm Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyorum ben. ASKF Başkanı Mustafa Gür sezona sıkıntılarla başladıklarını ifade ederek iki profesyonel takımımız var ancak bu takımlarımızın oynayacağı saha yok diyerek tesis yetersizliğine vurgu yaptı. Başkanım yoğun bir sezonu, başarılı bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezon hazırlıkları da başlıyor. Başladık. Özellikle futbol sezonu yakın zamanda başlıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yeni sezona ASKF olarak hazır mısınız? Evet. Dediğiniz gibi start verdik şu anda sezon hazırlıklarına. Futbolda özellikle biliyorsunuz Ramazan bayramı her geçen gün 10 gün daha geriye geldiğinden dolayı sezonumuzu biraz daha erken başlatacağız. Buyurun. Maalesef sıkıntılarla başlıyoruz sezona. Tesis. İki tane profesyonel takımımızın şu anda oynayacağı sahamız yok. Tabii Sayın Milletvekili Metin Bulut'la görüşmemizde ödenek noktasında şu anda 2,5 milyonluk bir ödenek spor totodan çıktığını beyan etti. Doğukent'te çim saha yapımı ile ilgili muhtemelen de herhalde ihale işlemleri başlanacağını kendisi taahhüt etti bizlere. En azından bizim biraz da olsa yükümüzü alır. Sonuçta yoksa üçüncülük takımımız da bizim kendisi mevcuttaki sahamızda oynayacak maçlarını. Bizim amatör maçlarımızda aksamaları neden oluyor sonuçta bu maç oynadığı zaman. Gün boyu hiçbir maç veremiyoruz profesyonel maçı olduğu zaman. Bununla birlikte bizim her geçen gün az önce söylemiştim tekrar edeyim. Takım sayımız 95 oldu şu anda. Futbol kulübü olarak 50'yi geçtik şu anda. Rekor üstüne rekor kuruyoruz bu yıl. Şunu da hemen söyleyeyim. Çevre ilimiz Tunceli'de 62 Muzlu Spor Kulübü'nü burada kurarak faaliyetlerini burada sürdürecekler. Evet. Yani bölgeye de hitap etmeye başladık. Bu da bunun göstergesi. Evet. Bu da bizim için gurur kaynağı sonuçta. Bununla birlikte genç kategorilerimizde talep çok fazla. Sahamız hakikaten maalesef yetersiz durumda. Sayın Milletvekilimizden ben özellikle spor testlerinin tam teşekkür olarak hizmete açılması adına orada bir sosyal tesisin olması gerektiğini. Çünkü basketbolla birlikte salondaki soyunma odalarını kullanamıyoruz. Bu taraftaki mevcut odalarımız da kısıtlı imkana sahip. Tam anlamıyla randıman alamadığımızda orada bir seri şekilde bir soyunma odası ve tesislerini yapması gerekiyor. Kendisi onun sözünü verdi. Spor totodan kaynak aktaracağını söyledi. Orada inşallah yetiştirmeye çalışacağız. Yetişene kadar da farklı çözümlerle idare edeceğiz orayı. Konteynerlerle falan bir şekilde yapım aşamasına kadar orayı sürdüreceğiz o şekil. Burada yine Genç Spor Müdürümüzden özellikle sizin adına ricam. Sporium 23'ün Kanal Fırat'ın arka kısmında devam eden bir saha inşaatımız var. Hız verilmesi oraya. Orası çünkü bizim şu anda can damarımız olacak şu pozisyonda. O eğer yetişmediği takdirde bu yıl biliyorsunuz bölgesel amatör ligde iki takımımız faaliyet gösterecek. İşitme engelliler süper ligimiz var. Engelliler takımımız var. Bunun haricinde de takım sayılarımız haddinden fazla. Genç kategoride çok müracaat var şu anda. Nasıl yapacağız? Bizler de şu anda onu düşünüyoruz. Sayın rektörümüz de bir anda bir talep ettik. Üniversite sahamızın ışıklandırılması ile ilgili bir görüşme yapacağız. İdmanlara sadece futbol maçlarına ibaret değil bir de idman sahaları var. Tabii ki beraberinde onlar da var sonuçta. Bizler de elimizden geldiği kadar şu anda arkadaşlarımız, istişarelerimizi yaptık. Onlarla birlikte çıkan sonuçlara göre de mülki idare amirlerimizle konuları paylaşıyoruz. Çözüm noktasında kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz şeklinde planlama yaptık şu anda. Planlarımızı hızlı bir şekilde devreye sokmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez Ar-Ge birimini oluşturduklarını ifade eden ASKF Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Vali ile birlikte spor çalıştığı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Gür, medya grubumuzu ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede, seçilir seçilmez hemen federasyon bünyesinde Ar-Ge birimini oluşturduklarını ifade ederek, Elazığ Valiliği ile birlikte geniş kapsamlı ve ses getirecek bir spor çalıştayı hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.
Başkan Gür ayrıca onar takımlı basketbol, voleybol ve handbol liglerini de oluşturacaklarını söyledi. Federasyonda göreve geldikten sonra ilk olarak Ar-Ge ve inovasyon birimini oluşturduk şu anda bünyemizde. Ciddi bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız burada. Proje hazırlıkları yapıyorlar. 21 branşın gelişimi adına her branşa ayrı ayrı şu anda projeler oluşturuyorlar. Federasyonumuza bağlı 21 branşın da gelişimi olacak. Fazla sizi uzatıyorum ama şöyle söyleyeyim. Her eskiden hatırlarsınız. Bölgesel değil de yerelde voleybol, handbol, basketbol maçlarımız oynanırdı. Şimdi biz bunları tekrar bu yıl canlı kazandırıyoruz. İlk etapta onar takımlı voleybol, basketbol, handbol liglerini oluşturuyoruz artık. Proje ofisimiz hazırladı detaylarını. Sayın Valimize arz edeceğiz bu konuyla ilgili. Ondan sonra hayata geçireceğiz. Yerelde bu üç branşımızda seri şekilde liglerimizi başlatacağız bu yıl. Nasip olursa. Futbolun da dışına çıktık. Evet. Ciddi şekilde çalışma yapıyoruz. Evet, onların da sorunlarına eğildik. 21 branşın dediğim gibi hiçbir ayrım yapmaksızın. Tabii bunda bize Sayın Valimizin çok büyük bir katkısı var. Bunun haricinde yine çok önemli bir projeyi imza atacağız. Onu da burada hemen sizin aranızda paylaşalım. Yine Sayın Valimizin direktifleriyle Elazığ'da çok ses getirecek bir spor çalıştayı hazırlığı yapıyoruz şu anda. Ciddi bir şekilde uluslararası düzeyde bir çalıştay olacak burada. 3 gün civarında sürecek burada. Ciddi konuklarımız olacak. Sizlerle paylaşacağız bunları kamuoyuyla. Bir ekip oluşturacağız sizlerin aracılığıyla. Sizlerle dair olacağız bunun içerisinde. İçindesiniz sonuçta. İnşallah ilimize ve bölgemize, ülkemize en iyi şekilde buradan hizmet edecek bir yapıya kavuştuk diyebilirim. Elazığ spor kalecilerinden Emrah Gür'ü kadrosuna dahil eden bölgesel amatör lig temsilcilerimizden söz sürü spor kaleyi tecrübeli eldivene teslim etti. Geçen sezon 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Fırat Üniversitesi'nin ardından 2. olarak bölgesel amatör lige yükselen Sürsürü Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Bal Ligi'ne damga vuracak takım kurma hedefinde olan Turuncu Beyazlı, Bordo Beyazlı temsilcimiz Belevim Elazığ Spor'un genç kalecisi Emrah Gür'le el sıkıştı. Daha önce Tokat Spor, Gümüşhane Spor, Elazığ Belediye Spor, Adıyaman Spor ve Hankendi Spor takımlarında forma giyen 1.89 boyundaki 25 yaşındaki tecrübeli eldiven, iyi yönetilen ve iyi bir başkana sahip Sürsürü Spor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirirken, Sürsürü Spor'u hak ettiği yere getirmek için takım halinde mücadele edeceklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesi dolayısıyla Elazığ Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü tarafından Camiler Sessiz, Camiler Sensiz Olmaz projesi kapsamında yaz dönemi Kur'an kursları ve camilerde eğitim gören çocuklar ve gençlere mobil gençlik etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesi nedeniyle Elazığ Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü tarafından Camiler Sessiz, Camiler Sensiz Olmaz programı düzenlendi. Program kapsamında yaz dönemi Kur'an kursları ve camilerde eğitim gören çocuklar ve gençlere mobil gençlik etkinliği düzenlendi. Çocukların hem cami ile bütünleşmesi hem de görmediği oyunları tanıtmak amacıyla yapılan programda çocuklar gönüllerince eğlendiler. Elazığ Gençlik Merkezi Koordinatör Müdürü Serkan Sis, cami içerisindeki cıvıl cıvıl çocuk sesleri camiye ayrı bir hava katıyor ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100'ün üzerinde öğrencimize, gencimize, biz burada Kur'an kursu eğitimi alan gençlerimize bir katkımız olsun diye. Cami içerisindeki Kur'an eğitiminin dışında eğlenceli bir etkinlik sunmak istedik. Bunu yaz dönemi içerisinde birçok camimizde gerçekleştiriyoruz. Bu yaz içerisindeki Kur'an kurslarından 4. etkinliğimiz. İnşallah projeyi devam ettireceğiz. Tabii projemiz Camiler Sessiz, Camiler Sensiz Olmaz projesi adı altında gerçekleştiriyoruz.
Görüyorsunuz caminin içerisindeki cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleri camiye ayrı bir hava katıyor. Caminin güzelliğine farklı bir güzellik katıyor. Buradan Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da 2019 yılını gönüllülük yılın ilan etmesi münasebetiyle hem kendi resmi çalışanlarımız hem gönüllü gençlerimizle birlikte etkinliklerimize devam edeceğiz. İnşallah Kur'an kursları yaz dönemi devam ettiği müddetçe biz de ulaşabildiğimiz kadarıyla Kur'an kurslarımıza, camilere ulaşacağız. Buradan cami hocalarımıza, diyanetimize, müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için güzel bir çalışma oluyor. Burada yaptığımız çalışmalar ses getiriyor. Güzel çalışmalara devam edeceğiz. Aksaray Eski Cami İmam Hatibi Mustafa Gür, projenin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklar hayatlarında ilk defa böyle bir etkinliğe katıldılar dedi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Spor Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol neticesiyle camilerimizde etkinlikler sağlanmaktadır. Bugün de bizim camimizi ziyaret ettiler İl Spor Müdürümüz. Bize teşekkür ediyoruz ve saygıdeğer Sayın Müftümüz Yusuf Sarıkaya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu şeyde katkısı emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aksaray Mahallesi'nde ilk defa böyle bir etkinlik yapılmıştır. Ve bu Aksaray Mahallesi'nde Aksaray Eski Camii, Aksaray Yeni Camii ve Çimento Fabrikası Camii çocuklarını bir arada toplayıp hayatlarında ilk defa böyle bir etkinliğe katıldılar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Aksaray Mahallesi Eski Cami Dernek Başkanı Mehmet Turan Şener emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu etkinliğin devamlı yapılmasını istiyorum. Bu etkinlikte emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ederim. Bizim bu eski camiyi hatırladıkları için de çok çok teşekkür ediyorum. Programa katılan çocuklar ise eğlendiklerini belirterek bu tür aktivitelerin sürekli yapılmasını istediler. Gençlik merkezi bizi çok eğlendirdi, bizi çok güldürdü. O yüzden böyle etkinlikler yapılmasını çok isteriz. Bundan böyle etkinlikler yapılmasını herkes çok ister. Bütün çocuklar burada eğlendi. Burada ok oynadık, zeki oyunlar oynadık. Buradaki eğlenceler çok hoş. Bundan böyle bu eğlencelerin yapılmasını arzu ederiz. Aksaray Eski Camisi'nde okuyorum. Biz burada zeki oyunlarıyla çok eğlendik, güldük ve bunun devamını dilerim. Fırat Üniversitesi ile Emin Evim arasında Forma Göğüs reklamı protokol imza töreni gerçekleştirildi. Başarılara imza atan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Emin Evim arasında forma göğüs reklam protokolü imzalandı. Fırat Üniversitesi Spor Şube Müdürü Ercan Sönmez sponsor firmaya teşekkür etti. 2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek takımımızın forma göğüs sponsoru Emin Evim olmuştur. Sponsor firmamıza, üniversitemize, futbol takımına sağlamış olduğu katkıdan ve destekten dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Sözü Levent Bey'e bırakıyorum. Emin Evim Doğu Anadolu Bölge Müdürü Levent Erbaşaran, amatör takımların yanlarında olduklarını ve desteklediklerini ifade etti. Emin Şirketler Grubu olarak spor ve sporcuya özen gösteren bir firmayız. Daha önce de bu şekilde birçok spor kulübüne, amatörde olsun, profesyonel olsun sponsorluklarımız olmuştur. İnşallah bu sene de Fırat Üniversitesi futbol takımına göğüs sponsoru olarak hocalarımın katkısıyla bayağı uğraştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde bizleri temsil eder Fırat Üniversitesi. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kulüp Başkanı Profesör Doktor Mustafa İnallı, desteklerinden dolayı firmaya teşekkür ederek inşallah bu birliktelik önümüzdeki dönemde devam eder dedi. 2019-2020 futbol sezonunda ilimizi Fırat Üniversitesi Spor Genç ve Spor Kulübü olarak bölgesel amatör ligde temsil edeceğiz. Bu başarıyı sağlayan sporcu arkadaşlarımıza, daha doğrusu 3. Lige, Bal Ligi'ne çıkmamızı sağlayan
teknik heyetimize, sporcularımıza ve yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu sezonda Bal Ligi'nde ilimizi öğrencilerimize oluşmuş bir kadroyla temsil etmeyi düşünmekteyiz. Bu amaçla bu temsil noktasında göğüs forma reklam vererek sponsor olan Eminem firmasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yöneticiler Levent Bey ve bölgesel Levent Bey ve Murat Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik önümüzdeki dönemlerde de devam eder diye düşünüyorum. Ayrıca bu süreçte Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak faaliyetten yürütülmesi de bize önemli destekler sağlayan Fırat Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Rektör Yardımcılarımıza ve diğer yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Üçüncü lig temsilcimiz Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri sonrasında yetenekli bulunan iki futbolcuyu renklerine bağladı. 10-14 Temmuz tarihleri arasında sporcu seçmeleri yapan 3. Lig temsilcimiz Elazığ Belediyespor bu çalışmadan eli boş dönmedi. Kırmızı lacivertli temsilcimizin yaptığı seçmeler sonucunda il özel idaresi altyapısından yetişen 2000 doğumlu Ömer Ekineken ile 2001 doğumlu Kadir Polatoğlu, teknik heyet tarafından beğenilerek kendileriyle 3'er yıllık mukavele imzalandı. Elazığ Belediyespor Kulübü tarafından da yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımız 10-14 Temmuz tarihleri arası kulüp tesislerinde yapılan futbolcu seçmeleri sonrası, teknik heyetimiz tarafından beğenilen İl Özel İdare Spor altyapılı 2000 doğumlu Ömer Ekineken ve 2001 doğumlu Kadir Polatoğlu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır denilerek Ömer ve Kadir'e başarılar dilendi. Spor bültenimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere hep iyi haberler aktarmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.